Merhabalar güzel insanlar. İşte geldim, buradayım. Sizi inanılmaz özledim. Anlatamam yani. Instagram'dan falan beni takip ediyorsanız biliyorsunuz ki artık yani bu sistem error yani. Uçtu gitti yani. Yani kısacası ben de değilim artık. Kaybettik. İnanılmaz derecede yoğunum. Buraya da ne yazık ki zaman ayıramadım. Ama bir proje için yaptığım inanılmaz bir lezzeti zaten Instagram'da paylaşmıştım ve siz de dediniz ki Duygu bunu çek 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 dediniz. Ben de dedim ki hazır boş bir günüm var. O günü de size ayırdım. Hemen çekiyorum. Bu videomuzda ne yapıyoruz? Baklava cheesecake yapıyoruz. Hem baklava hem cheesecake. Bak elim titriyor bak. Gözüm seyiriyor. Aslında baklava cheesecake'te iki kültürü bir araya getiriyormuşuz gibi düşünün. Hani cheesecake'i zaten daha önce işlemiştik. Derslerimizde diyecektim. Diğer videolarımızda da işlemiştik. Yunanistan'dan doğuyor, hayata geliyor. Ondan sonra Amerika'da bugünkü bildiğimiz haline geliyor. Baklava da zaten kimse kusura bakmasın bizim. Böyle kültürlerin böyle birleşimini çok seviyorum. Normalde biliyorsunuz ki ben klasikçiyimdir. Bir şey nasıl olması gerekiyorsa öyle olmalı kafasındayım. Ama böyle İki böyle kültürün birleşimi olan tatlar, ikisinden de ayrı ayrı lezzet aldığımız tatlara bayılıyorum. O yüzden hemen işe koyulalım. Hadi. YouTube dünyasının bence en iyi pastacılık kanalı bu. Ama daha keşfedilmiyorum. Yani neden ben de şundan eminim ki gerçekten böyle motomot yapsam, cep telefonuyla çeksem, ondan sonra hiçbir şekilde konuşmasam, böyle bilimsel bilgiler falan vermesem şu an 2-3 milyon takipçim olurdu yani. Ama biz elit bir topluluğuz. Değil mi güzel insanlar? Elit bir topluluğuz. Gramaj hesabıyla veriyorum. Tüm bilimsel gerçekleri sizlerle paylaşıyorum tatlılara dair. O yüzden de böyle okyanusta bir inci tanesiyiz hep beraber. Eğer ki aramıza yeni katıldıysanız lütfen kanalıma abone olmayın. Olmayın. Eğer ki aramıza yeni katıldıysanız lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Yanında da bir tane çan var. Onu da tıklıyorsunuz ve her tarif yüklediğimde size böyle Duygu tarif yükledi. Duygu tarif yükledi diye uyarı geliyor. Tüm gramajlar ve önemli notlar videonun altında yer alıyor. Lütfen bana, çünkü şöyle yorumlar geliyor. Görüyorum onları. İşte şeyleri verin. Ölçüler nedir? Bilmem nedir. Ya kardeşim, bütün videoların başında, aha şu anda söylüyorum zaten. Aşağıda. Aşağıda. Baklava cheesecake'imizin ilk önce baklava bölümlerini yapacağız. Direktman hazır yufka kullanıyorum ben. 3-5 yaprak için kendi açtığınıza değmez. Yani yazık günah, markette satılıyor. Hiç uğraşmayın o tür şeylerle. Yani aslında baklava hamuru nedir? Filo hamuru olarak geçer dünyada. Anlaştık mı yani? Sadece böyle baklava hamuru denmiyor. Bu hamurumuza filo hamuru deniliyor. Şimdi bunu çok fazla açıkta tutmamamız lazım. Çünkü hemen kuruyacaktır. Çalışmadığınızı ya streçleyin ya üzerine şöyle bir bez örtün. Tamam mı? Çünkü hava ile temas ettiği anda hut diye kurumaya başlıyor. Hatta şurada bakın kurumuş yapraklar var. Buzdolabında kurudu. Kıtır 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 etrafa böyle yayılıyor. Şimdi ne yapıyorum? Şöyle bak. Bir parça, birkaç parça alalım. Şöyle aldım. Şunları kenara koyuyorum. Şu kullanmadıklarımızı da şöyle bir sardık. Şu çıkan sirçine de sardım. Şöyle bir kenara tutuyorum. Sonra ne yapıyoruz? Bakın 17 santim çapında bir tane şey kek kalıbım var, tamam mı? Şöyle bir tutuyorum. Bir şekil yapıyorum üstünden. Yuvarlak kesmiyor çünkü, tamam mı? Sadece bir şekil yaptım. Bir yuvarlağını bir görelim. Ondan sonra bu çizdiğimiz yerden makasla keseceğiz. Bakın şu an siz görmüyor olabilirsiniz. Şöyle biraz daha genişten alıyorum ve yuvarlak kesiyoruz. Bakın şöyle oldu. Yaklaşık olarak böyle bir 4, 5, 6, 7 tane yaprağımız var. İlkine hiçbir şey sürmüyorum, tamam mı? Şöyle aldım kalıbımı, getirdim. Şöyle bir koydum, tamam mı? Ondan sonra eritmiş olduğum tereyağını getiriyorum. Aynı zaten baklava yapıyoruz şu anda. Koydum. Elimle sürüyorum her tarafına. Şöyle yaydırdım. Bakın öteki kata geldim. Şöyle yaydırıyorum şu kenarlarına da. Ben çok bol tereyağı kullanmayı seviyorum. Tamam mı? Siz de öyle yapabilirsiniz. Getirdim. İlk kata altına sürmedik. Ondan sonraki katlarımıza şöyle şöyle sıra sıra. Şunu da getirelim.
Şöyle yaptım. Getirdim. Mesela arada bir iki katı da koymayabilirsiniz yani. Ya da azıcık koyabilirsiniz. Öyle bir çakallık da yapabilirsiniz. Yani bu sizin hakkınız. Dediği gibi de tereyağı kullanmazsınız böylelikle. Aldım ve diğer katlarını da yapıyorum şimdi. Şöyle en üst katına da unutmayın şu anda biz tabanını yapıyoruz. Getirdim. Şu kenarlarına da sürüyorum. İyice şöyle yapıştırdım. Süper. Tamam. Şimdi şu anda böyle yaklaşık olarak 10 kat falan yaptım. Aralarına eritmiş olduğumuz tereyağından kullandık. Sıcak veya hafif soğumuş hiç fark etmez. 190 derece fırında böyle birazcık renk alana kadar pişireceğim. Cheesecake harcını şu anda koymuyorum. Çünkü altının biraz daha çıtır çıtır olması lazım. Şimdi harcı koyarsak düşünün altını böyle bu hamurları iyice böyle hamur hamur haline getirecek ve hoş bir görünüm de elde etmeyeceğiz. O yüzden de birazcık renk almasını istiyorum. Aynı üstü gibi birazcık pişirelim. Zaten harçla pişerken yanmayacak. O yüzden merak etmeyin. Rahat rahat pişirebilirsiniz. Şimdi bu fırına gidiyor. Bakın gördünüz mü? Kalıbından çıkarttım zaten bir tık küçüldü. Yine aynı kalıbımızı aldık. Şöyle yağlı kağıt koydum. Bu minnoşumu alıyorum. Şerbet falan dökmüyoruz, tamam mı? Getirdim. Bunun ortasına koydum. Şu burada dursun şimdi. Daha sıcak da tepsi. Alt tabanımız hazır. Orada bizi bekliyor. Tamam, hani normalde şey de yapabilirsiniz. İlla böyle baklava hamurundan falan yapmanız gerekmiyor. Filo hamurundan yapmanız gerekmiyor. Normal cheesecake yapar gibi o bisküvilerimiz, yağımızı karıştırıp böyle bir tabanda yapabilirsiniz. Onu da zaten New York Cheesecake şeyinden, tarifinden bakabilirsiniz. Benim YouTube'da var cheesecake'ler bölümünde. Şimdi aslında normal bir cheesecake yapıyoruz. Tamam, New York Cheesecake gibi bir harcımız var burada. Labne peynirim var. Tamam. İçerisine toz şekerimi atıyorum. Cheesecake'lerde olayımız neydi? Çok fazla karıştırmamak. Yani San Sebastian dışındaki cheesecake'lerimizi çok karıştırmıyoruz. O yüzden mikser falan da vurmuyoruz. Çırpma teliyle. Tamam. Bak şekerimi aldım. Hafif bir şöyle bir pişirdim. Süper. Ardından un veya kremayı koyabilirsiniz. Hiç fark etmez. Ben şöyle bir kremayı koydum. Birazcık şöyle bir karıştırıyorum. Unumu ekliyorum. Biraz daha karıştırıyoruz yavaş yavaş. Ardından da yumurtalarımızı tek tek ekleyeceğiz, tamam mı? Bir tanesini hop ekledim. Gel bakalım. Şöyle hafif bir karıştırdım. Birazcık karışsın. Sonra da ötekisini ekliyorum. En sonunda içerisine şekerli vanilya koydum. Ama şimdi bu noktada vanilya yerine istediğiniz başka bir esans da koyabilirsiniz. Yani tarçın, kahve, işte çeşitli işte çilek esansı, bilmem ne esansı, bisküviler koyabilirsiniz. İlla hani bunu şey yapmak zorunda değilsiniz. Şimdi normalde ben içerisine şöyle parçaladığım cevizleri de koyuyordum. Fakat sonradan baktım ki yok ya dedim. Yok ya. Dedim ki arasını böyle sade yapayım. Üstüne böyle güzel bir ceviz katmanı, üstünde de bu filo hamurumuzdan yaptığımız baklavanın tepesini yapayım. Şerbeti de öyle akıtalım dedim. İçerisine koyunca birazcık ağır oluyor çünkü. Ve bir de bende şöyle bir şey var. Sizde de var mı bilmiyorum. Lütfen yazın bana aşağıda yorum olarak. Yani ben Antep fıstığıyla yiyemiyorum. Bana çok ağır geliyor. Ki hani kimisi de mesela ben sadece Antep fıstığıyla yerim der. Kimisi de cevizle yer. Ben hayatımda ceviz hiç sevmem bak. Tahammül edemediğim nadir şeylerden bir tanesidir. Yani biri kereviz, ikincisi ceviz. Kereviz, ceviz. Böyle her şeyin içinden böyle o cevizi ayıklarım yani. Hani alerjim falan da yok böyle ama tahammül edemiyorum ya. Yani varlığını sevmiyorum cevizin ben. Fakat ironik olarak baklavayı da sadece cevizli yiyorum. Çok ilginç değil mi? Bir de kerebiçi. Bir baklava, bir de kerebiç. Ben de cevizlidir abi. Bak çok net. O yüzden de şu an cevizli baklava yapıyorum ama siz isterseniz yaptığımız her şeyi fıstıklı da yani Antep fıstıklı da yapabilirsiniz. Bu arada Antep'i inanılmaz seviyorum bak. Bence dünyada herkesin yani belli başlı ülkeler dışında bir de Gaziantep'i görmesi lazım. Yani inanılmaz bir yer. Muhakkak eğer ki imkanınız varsa oraya gidin. Ve orada künefe, münefe. Tabii etleri saymıyorum. Ben pastacı olduğum için ben tatlı tarafındayım. Baklavası, künefesi falan hepsini yiyebilirsiniz. Ne yapıyorum? Bu kalıbımın içerisinde bu minnoşumuzu cumburlop yapıyoruz. Bakın şöyle yayıyorum. Güzelce pişsin diye.
Eğer ki karıştırmadan dolayı çok böyle cıvık cıvık falan olursa hiç dert etmeyin, yine de koyun, yine de pişecektir. Hiç dert etmeyin. Fakat şimdi hangi durumlarda cheesecake'imiz çatlıyor? Bunu bir bilelim. Çok fazla karıştırırsanız çatlar. Çok fazla pişirirseniz çatlar. Ve 3, böyle fırından çıktıktan sonra, oda sıcaklığına geldikten sonra şu kenarlarını kesmemiz lazım ki şu hani kalıptan cheesecake yapışıyor ya. Şimdi o kenarları yapışıp durup bu ilk önce şişecek, sonra aşağı doğru inmeye başladığı için kenarları eğer ki yapışık kalırsa ortası çökmeye başlayacak ve çatlama olacak. Ama çatlarsa da bizim için bir sorun mu? Asla bir sorun değil. Hiç derdin, ay cheesecake'im çatladı falan demenize hiç gerek yok. Normal bir cheesecake ise üstüne iki sos yap, iki jöle yap, daya gitsin. Bu baklava cheesecake'de de zaten üzerine de baklava koyacağımız için tamamıyla kapatacak. O yüzden hiç strese girmeyin, tamam mı? Aslında hayat zor değil, hayatı zorlaştıran insanlar. Cheesecake'lerimiz kaç derecede pişer? Genel olarak bütün cheesecake'ler, bazı 1-2 tane çeşidini saymazsam 160 derecede, önceden ısıtılmış 160 derece fırında pişiyor. Bir de konuşabilsem neler anlatacağım. O yüzden fırınım ısındı, 160 derecede şu anda bu gidiyor fırına. Cheesecake'imizin piştiğini nasıl anlıyoruz? Tam şu ortasında, tamam mı? Yumruk kadar yer, böyle salladığınızda lıngır 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 yapacak. Lıngır. Şu kenar kısımları da daha kuru olacak. Zaten beraberce göreceğiz. Bakın orta kısmı lıngır lıngır yapacak ki benim işte bir tık fazla pişti. Bakın çıktıktan sonra hemen bıçakla getiriyorum. Şu kadar sokuyorum bakın. Bu kadar soktum. Getirdim. Yavaş yavaş tam cheesecake'le kalıbın arasına, kalıba doğru bastırarak şöyle hafifçe kestik ki kenarları şey olmasın. Şuralarda hafif, birazcık fazla piştiği için yaklaşık olarak 5 dakika fazla pişti benimkisi. Çünkü öğlen yemeği yiyordum. Şu kısımlardakiler çok önemli değil zaten. Onlar inince buralara da kapanacak. Süper. Bir tane pasta altını aldım. Ve oda sıcaklığına geldikten sonra birazcık böyle durmasını izleyeceğim. Tamam mı? Böyle bakacağım ona. Biraz oda sıcaklığına geldikten sonra artı 4'ü yoğurdu koyduğumuz yere koyacağız. Ve minimum 6 saat, ama ortalama en iyisi cheesecake'lerde 8 saattir. Tamam mı? Şimdi ben bir kitlendim, bir şey oldu bana. Kokudan mıdır nedir, neden bilmiyorum. Şimdi o dinlenirken ne yapacağım? O sırada baklavanın üstünü yapacağım. Çünkü şerbeti hem pişmesi lazım hem şerbetini çekmesi lazım ki bu hazır olduğunda onu da üstüne koyalım diye. Bu minnoşumuz böyle güzel birazcık dinlendi, bir 10 dakika kadar. Bu hani anneler derler ya, böyle ilk sıcağı çıktı. Öyle olduktan sonra ne yapıyorum? Artı 4'e gidiyorum. Şimdi de üst kısmına geldik. Ne yapıyorum? Aşağıda yaptığımın aynısını, bakın kalıbın içerisine hamurumu koydum. En alt kısmını şöyle bir azıcık bir yağladım. Yağımla eriteyim işte tereyağıyla. Burada normal tereyağı kullanabilirsiniz. Hani şeyde tuzsuz tereyağı. Anlaştık mı? Çok böyle tuzlulardan kullanmayın ki çok ağırlaştırmasın. Her katını yapıyorum şimdi. Aynı altta yaptığımız gibi. En son katını da şöyle koydum. Şöyle şöyle birazcık bastırdım. Ve en üst katına da şöyle birazcık yağımızı sürüyoruz. Şimdi şöyle çıkarttım. Bakın ne yapıyorum. İlk önce şuradan sadece bir çizik. Sonra şuradan sadece bir çizik. Azıcık kesebilirsiniz de. Sonra çaprazlardan. Ve bu çaprazdan. Aa, buladım resmen. Oh, yağlı yağlı böyle. Of, mis gibi olsun diye. Bu çocuğumuzda normalde ben 190 dereceye koyuyordum ama 170, 180, 190 derece bizim için hepsi okeydir. Bu minnoşumda ne yapıyorum? Ben 190 derece koyacağım ama isterseniz 170 dereceye de koyabilirsiniz. Hani fırınınıza bağlı olarak, tamam mı? Bazı fırınlar 190 derece bir anda pişip böyle yakabiliyor. O yüzden de eğer ki öyle bir fırınız varsa 170 ile 180 derece tamamdır. Ben 190 dereceye koyuyorum. Güzel böyle kabarsın, nar rengi olana kadar pis. Baklavamız pişerken, bu tepesi pişerken ne yapıyoruz? Biz o sırada şerbetimizi yapıyoruz. Ben 2,5'a 2 ölçek kullanıyorum, az bir miktar yapacağımız için. Yani 2,5 su, 2 şeker. Ama sizin hani normal 2'ye 2 yapanlar da var, ya da 3'e 3 yapanlar da var. 1'e 1 ölçek de yapanlar var. Onu da tercih edebilirsiniz. Ben şeker oranını birazcık düşürdüm ki daha hafif olsun diye. Şöyle
Suyumu koydum. İçerisine toz şekerimizi koyuyoruz. Ocağımız çalışıyor. Şöyle bir karıştırdım. Tamam. Şimdi şeker içerisinde eriyecek. Böyle kaynamaya, böyle fokurdamaya başlayacak. O sırada içerisinde biz birkaç damla limon şey yapacağız. Fıttıracağız. Fıttırmak. Bildiğiniz gibi çalışırken değişik kelimeler uydurabiliyorum. İlk başta değil, şeker eridikten sonra bu o kristalizasyonu engelleyen bir şey şu içerisindeki limonun içerisindeki asit. İlk başta bu dilim limon falan koyuyorlar. Hayır yani sonradan 4-5 damla limon bizim işimizi görüyor. Şimdi bunun şekerin erimesini bekliyorum ve kaynamasını bekliyorum. Şimdi baloncuklar çıkmaya başladı içerisinde. Tamam, yavaş yavaş fokurdamaya başladı. Yaklaşık olarak bir 5 dakika kadar bunu böyle fokurdatacağız. Orta ateşte. Kaynadıktan sonra böyle 5-6 dakika kadar kaynadı. Ne yapıyorum? İçerisine şöyle birazcık böyle limonumuzu sıktık. Bir 5 dakika kadar daha kaynayacak. Ondan sonra da ocaktan alıyoruz. Şerbetli tatlılarda biliyorsunuz sıcağı soğuk, soğuğa sıcak kullanırız. Fakat baklavada da tam tersi sıcağı sıcak kullanıyoruz biz ürünlerimizi. Daha bakın sıcak, bu da sıcak, birazcık o ilk sıcağı çıktı. Ondan sonra bunun tepesinde döküyorum. Oh, mis. Bakın böyle 1-1,5 kadar böyle şerbeti döktüm ki şu anda bile emmeye başladı kendisi. O yüzden böyle biraz daha emsin. Güzelce dursun böyle şerbetin içerisinde, bu şey ısıya dayanıklı cam kasenin içerisinde çok rahat oluyor. Tepsi de birazcık yayılıyor ya, çok böyle şerbetini alamıyor. O yüzden toparlaması için bu kaseyi kullandım. Bu da yaklaşık olarak böyle 20-21-22 santim bir eni var. Tamam mı? Yani şey bir kenarı. Emmesini bekliyorum. Güzelce. Hadi bakalım. Cheesecake'imizin olmasına yaklaşık olarak bir 2 saat falan kaldı. Burada da baklavamıza, yani tepesindeki baklavamız da hazır. Cevizi kısmını en son yapacağım. Onu şu anda yapmayacağım. Bütünleştirmeden önce 2 dakikalık yapılacak bir şey zaten o. Şimdi hepsinin bir dinlenmesini bekliyoruz. Cheesecake'imiz 6 saat falan oldu şu anda. 6-6,5 saat oldu. Dinlendi artı 4'te. Şimdi burada cevizlerim var. Dediğim gibi Antep fıstığı da olur. Şöyle bal getiriyorum. Yoğun bir şekilde. Hatta biraz daha alalım. Dikkat edin balınızın içerisine gelmesin. Getirdim. Ve güzel güzel cevizle harmanlıyoruz balı. Sonra getirdim. Şöyle cheesecake'imin üstüne bu minnoşlarımızı yaydırıyoruz. Sonra baklavamızı getirdik. Ve şöyle koyuyorum. Şimdi ben ne yapayım ya? Bana bunu söyleyin yani. Ben ne yapayım yani? Allah aşkına ya. Allah aşkına nasıl kilo vereyim ya ben? Bakar mısınız şu güzelliğe? İnanılmaz bir şey ya. Size anlatamam yani. Yiyeceğim yani. Kaçış yok. Ben bunu yiyeceğim yani. Önünüze gelen herkesi mest etmek istiyorsanız yapmanız gereken tatlılar listesinin başlarına, ilk 5'e bu baklava cheesecake alıyorsunuz. Anlaştık. Çık çık çık. Eminim harika yapacaksınız. Yaptığınız zaman da lütfen beni Instagram'dan etiketlemeyi unutmayın. Çünkü bazıları var. Biliyorum ben. Karşılaşıyorum. Özellikle birkaç tane ünlü var. Tamam mı? Benim böyle tariflerimi yapıyorlar. Sanki kendi tarifi. Hiç ismimi vermeden, hiç beni etiketlemeden böyle yayınlayan ünlüler oldu. Yani bağrımda böyle bir taş. Taş. Neyse onları boşverin ya. Boşver. Nerede kalmıştık? Eminim siz harika baklava cheesecake'ler yapacaksınız. Şimdiden ellerinize, kollarınıza ve yüreğinize sağlık. Afiyet, bal şeker olsun. Umarım yakın zamanda görüşürüz ama bir süre daha bir şey çekemeyeceğim gibi gözüküyor. Hadi bakalım. Bye bye.